Son dakika gelişmesi var. Ekranlarınızda da görüyorsunuz efendim. Deniz Baykal hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan duyurdu efendim. Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun diyerek sosyal medyadan duyurdu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın vefatını. Evet, tekrar etmek gerekirse Deniz Baykal hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan duyurdu Deniz Baykal'ın vefatını, sosyal medyadan duyurdu. Şu ifadeleri kullandı. Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun diyerek Deniz Baykal'ın vefatını duyurdu. Evet, Deniz Baykal hayatını kaybetti. Gazeteciliğe ilk başladığımız dönemde birçok kez onunla toplantılarda, yurt gezilerinde bir araya gelmiştik. Allah rahmet eylesin Deniz Baykal. CHP için önemli bir figür CHP tarihinde. Önemli Türk siyaset tarihinin en Türk önemli isimlerinden önemli birisi. Bir figür. Allah rahmet eylesin diliyoruz. Deniz Baykal hayatını kaybetti. Bu son dakika gelişmesini de duyurduk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan duyurdu Deniz Baykal'ın vefatını. Evet, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ah, işte şimdi bir yandan deprem, şimdi Deniz Bey'in haberi. Evet, 1938 yılında doğmuştu Deniz Baykal. 20 Temmuz 1938 doğumlu. Avukat, siyaset bilimci, akademisyen ve tabii ki işte biraz önce de dedik, Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 4. Genel Başkanı. Evet, 99 depreminde yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk ve CHP'nin genel başkanıydı. O deprem döneminde de, deprem bölgesinde de takip ettim kendisini, evet, hatırlıyorum. 1995-96 yılları arasında da başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Birçok hükümette de yer aldı Deniz Baykal. Kısa aralıklar dışında da 1992-2010 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yaptı, yürüttü. 2002-2010 yılları arasında da ana muhalefet partisi lideri olmuştu. Deniz Baykal meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak da görev yapmıştı. 2018 genel seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya'dan milletvekili adayı olmuş ve CHP Antalya milletvekili olarak seçilmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın, CHP'nin bu Türk siyaset tarihinin en önemli isimlerinden birisi. Deniz Baykal'ın vefat haberini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada Twitter'dan duyurdu. Şöyle duyurdu. Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun. Deniz Baykal deyince siyasetteki birçok önemli olayın dışında en çok kendisini yaz aylarında Antalya'da milletvekili oldu. Kendisi de o bölgeden. Evet, bu arada Ankara'ya dönelim. Haber